3-4 ay civarında bir süreyi neredeyse hiçbir şey çizmeden, sadece okuyarak, tasarım ekibiyle birlikte tartışarak, değerlendirerek geçirdik. Sonunda geldiğimiz noktada aslında zihinsel çerçeve olarak bir anlayışa kavuştuk. Bu anlayışın özü de aslında caminin formel olarak herhangi bir kalıbın içinde olması gerekmediği noktasıydı ve bu bizim için çok rahatlatıcı bir noktaydı. Çok hafif bir yükselti zaten mekanda vardı. Bir anlamda biz topografyanın bu özelliğini yapıyı yaparken ona geri verdiğimizi düşünüyoruz. Üst avluda yürümek, ondan sonra yavaş yavaş topografik yapıyla birlikte aşağı doğru inmek ve caminin aslında giriş bölümüyle karşılaşmak düpedüz bir tür deneyim silsilesi. Bunun bir anlamda tasarlanmış bir deneyim olduğunu söylemekte bir sakınca yok. İbadet bizi yaratanla baş başa bırakan bir konu. Bunun dışında herhangi bir engelin, bir fazlalığın olmaması için uğraştık. Dolayısıyla buradaki deneyimin son kısmı olarak ibadet anında yaratanla baş başa kalabilmek, esas olarak ibadeti ve şükretmeyi ve içinde bulunduğu ortamın biraz da böyle dışına çıkabilmeyi sağlayan bir amacı vardı.